Selamünaleyküm. Merhabalar. Selamünaleyküm Hacın abi, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Abi çok kötüyüm ya. Hayırdır? Abi yolculukta vallahi böyle bir şeyler gelmedi başıma ya. Hayatımda ilk kez uçağa bindim. Çarşamba havaalanından uçağa bindim. Aldım biletimi, geçtim kenara. Uçağa ilk kez binerim, böyle bir şey yok. Paçalarımdan aşağı salayım zaten. Dedim oğlum kendini bir şeye kitle. Zama kitlendim, kemerimi de bağladım. Daha kimse uçağa binmemiş, ben kemerimi bağladım, böyle tutundum kenara. 5 dakika sonra yanıma bir kadın geldi, 50-60 yaşında bir teyze. Baktım ton ton güzel bir şey. Oturdu, ilk kez mi uçağısın oğlum dedi. Vallahi dedim uçakla ilk kez. Sonra hani biraz daha herkes oturdu, yerlerine geçtiler. Teyze otomatiğe almaya başladı. İstanbul'a mı gidiyorsun? Okuyor musun? Ne okuyorsun? Ne yapıyorsun? En son dedi işte buralı mısın dedi. Dedim Termeliyim. Nereden dedi. Dedim sen de mi Termelisin? Yok dedi Ankaralıyım dedi. Teyze dedim ne ayaksın ya, amacın ne dedim senin. Uçak havalandı, yarım saat sonra türbülansa girdik. Abi ben yapıştım koltuğa, herkes rahat. Kimse de yok, ben oldum bembeyaz ya. Böyle bir şey yok. Kaptan bir kenardan almış mikrofonu, artistik patinaj yapayım. Ladies and gentlemen, Captain speaking. La bırak dedim, Captain speaking'i düzgün tut. Uçak düşse ne yapacağımız belli değil. Teyze kenardan telkin vereyim. Korkma oğlum, türbülansa düşmez. Sanki günde 3 kere türbülansa gireyim ha. La arkadaş, gerek yok. Alışkınım, gerek yok. Abi böyle bir şey yok. Havaalanından aşağı indik, kadın civciv gibi peşimi salmadı ya. Teyze dedim İstanbul'a geldik, kimin kimsen yok mu dedim. Benim uçağım aktarmalı dedi. Teyze dedim Muğla Milas mı? Sen de mi dedi. Hayır, hayır. Ne oldu evladım? Allah planımızı verdi teyze, daha ne olacak? Muğla'ya indim, sizin ekipten beni karşılamaya geldiler dedi. Fatih Akıldız dedim, teyzeyi tanıyor musunuz? Hangi teyze? Bana kelime oyunu yapmayın. Teyze hanginiz kiraladı la? He? Hanginiz kiraladı? Ama sonra otele geldik. Gerçekten bakım çok sağlam. Bu arka tarafta gerçekten o kadar büyük bir izdiham var ki. Hani orta sahada 15 kilometre koşup da görünmeyen topçular var. Sen bilirsin Sergen abi onu. Hiç görünmeyen topçular var. Hepsi onlar gibi. Onların hepsine büyük bir alkış alabilir miyiz? Gerçekten sahneye çıkmayı çok özlemişim. İlk 12 yaşında çıktım. Ortaokulda sumsuğun tekiydim. Ortaokuldayken. Şimdi öyle bir şey yok. Açıldım sonradan. Motor 1.2 bastıkça açıldık biz. İlk ortaokuldayım. Bir gün derse girdiler, dediler ki Fatih Akyıldız idareye. Koşa koşa gittim. Çünkü korkarım. O zamanlar idareye giden ya bir kesin bir halt etmiştir yani. Ben ne yapayım? Ben ruh gibi çocuğum. Ver önüme kitabı, ezberleyeyim. Yaptığım başka bir şey yok. Girdim içeri, tak tak vurdum kapıyı, müdür geldi. Gel Akyıldız dedi. Girdim içeri, buyurun hocam dedim. Şurada gördüğün tekst var ya. Tekst ne? Tiyatro ne? Hiç anlamam, sevmem. Hocam dedim, bu ne? Oğlum dedi, orada bir tane tiyatro teksti var. Okul müsameresinde dedi, sen dedi şakşakçıyı oynayacaksın dedi bana. Herif 28 yıl sonrasını görmüş ya. Ne olacağım insan bu kadar ezberler mi? Dedim hocam ben bilmem. Akyıldız ezberleyeceksin dedik. Kaptım çıktım oradan dışarı. Ertesi gün ezber alınmaya geldi. Herkes sırasını aldı. Sıra bana geldi. İlk cümlede benim. Başladım. Süleyman Bey içeri girer. Selami Bey yanında oturmaktadır. Selami. Süleyman Bey geldi efendim. Mahmut al içeri. Kemal ben de geldim. Dur dedi hoca gerizekalı ne yapıyorsun dedi. Dedim hocam hepsini ezberledim ben korkudan. Sahneye ilk çıkmışım, birebir kimseyle konuşmuşluğum yok. Bir açıldı perde, 300 kişi böyle duruyor karşımda. İlk cümlede benim, hoca hep de bekliyor ki bir şey konuşsun. Durdum, hoca dedi ki... Hocam ben konuşamıyorum! İşte aynen herkes abi böyle güldü. Sonra da karşıma kim çıktıysa hep güldü. Yalnız çok kötü, baskın bir çocukluk geçirdiğim için ondan böyle geç açıldım ben. Ne yapayım? Uçağa da ilk kez bindim abi, hiç anam babam salmıyor ki bir yere. Ne yapayım? Annem gerçekten şiddeti seven bir insan değil, olayı tamamıyla görsel bir şölen haline getirmeyi sever. Kesin bir şey yaptıysam da sıfatımdan anlar, soru şeklinden ben onu dayak yiyecek miyim, yemeyecek miyim anlarım kesinlikle. Bir gün okuldan geldim eve, çantayı bıraktım. Fatih sen mi geldin dedi. Geldim ana dedim, gel bakayım buraya dedi. Gittim içeri, buyur ana dedim. Sen bugün ne yaptın? Ne yapmışım? Sen bugün ne yaptın? Ana dedim ben ne yapmışım ya? Ben ne yapmışım demek ne demek? Ana sen zaten ne halt ettiğimi biliyorsun. Döv de kurtulalım. Öyle daha dayağı niye kaza suçu veriyorsun ya? Döv de.
Annem dedi ki sen bugün ne yaptın? Anamın demek istediği de şu. Oğlum ben zaten ne adetleri bilirim. Sen söyle ki ağzını burnunu kırayım. Ya çünkü vücudun ihtiyacı olan siniri sağlaması için benden duyması lazım kesinlikle. Zaten niye kırdın derken bu el bu terliğe gidiyor kesinlikle. Bizim evin oturma odası Acun abi. Oturma odası bura. 4 metre salon. Salonun dibinde buzdolabı. Buzdolabını döndün ya tüydün her türlü kaçarsın. 28 yaşındayım o dolabı hiç dönemedim. Hiç. Hiç dönemedim. Kadın terliği böyle atayı vurayı, böyle atayı vurayı, böyle atayı vurayı. Neden? Çünkü analar kutsaldır. Kadın kutsanmış da. Allah Allah, Kurtları Vadisi'ndeki Polat gibi kardeşim böyle bir şey olur mu ya? Öyle bir şey de yok mu ama Kurtları Vadisi hala devam ediyor. Abi Amerikan sinemasına bakıyorsun, Jason Statham, Matt Damon, herifler sanki annesinin karnından silahla çıkmış. 50 metreden Aşil tendonu vuruyor, bizim Kurtlar Vadisi'nde Polat cipten aşağı iniyor. Sanki gençlik parkında. Grav vuruyor, grav vuruyor, grav vuruyor. La oğlum bir denes de seni vur şimdi. Allah'ın kulu vurma herif ya. Yok bile 10 sezon geçti. Kimler öldü herif hala duruyor dimdik ya. Bir denesi de bunu vursun da yok. İlk konudan anlattığım gibi genelde acayiplikler hep başıma gelmiştir. Sene 2004 Samsun'da dershaneye gidiyorum o zaman. Bulvardan aşağı inerim elimde kitaplar. 2 adım attım sola döndüm Süleyman. Dipnot. Süleyman o zaman bırak dershaneyi Samsun'da tanıdığım tek çocuk. Süleyman beni gördü kaç abi dedi. La oğlum bir baktım arkasına arkasında 5-6 tane adam 300 Spartalı gibi geliyor üstümüze. Yallah yukarı böyle kaldırımdan yukarı yallah koşmaya başladık. Bir yandan koşuyorum bir yandan Süleyman'a soruyorum ki oğlum biz niye kaçardık la? Baba dedi benim manitanın abileri yakalarlarsa ikimiz de delecekler. La beni niye deleyler? Ya de senin tamam beni niye deleyler? Baba dedi ikimizi yan yana gördüler kesinlikle döverler. Abi sağa gir sola gel bir baktım artık kaçacak yer yok kiliseyi gördüm. Dedim ki kiliseye dal. Dal. Kiliseye daldık peder sırtı arkası dönük dedim otur. Bak dedim Süleyman. Peder gelir bir şey sorur. Sakın dedim cevap vermeyeceksin ben kocam. Tamam baba dedi sen konuşursun. Demeye kalmadı peder geldi. Hayırdır gençler ne yapıyorsunuz siz burada? Gezmeye geldiniz. Süleyman yapıştırdı cevabı. Abi dedi ibadet etmeye geldik biz dedi. Peder kral soruyu sordu. Hristiyan mısınız? Süleyman süper çekti. Elhamdülillah peder efendi. Bizim abileri dışarı 4 aziz gibi bekliyor böyle. Ameno sip ameno. Bir dayak yedik. Bir dayak yedik, bir dayak yedik. Oturduk kaldırımın üstüne. Süleyman yanımda. Süleyman. Her şeyi geçtim oğlum da. Elhamdülillah nerede geldi lan? Abi dedi bir an gaza geldim dedi. Bizim Türk milletinde öyle bir şey vardır. Sıkıştırdığın zaman gaza geldiyse elhamdülillah kelimesi otomatikman ağızdan çıkar. Halı saha maçı var kesin yani bir halı saha maçı olmuştur. Adam hayatında hiç top oynamamıştır. Baba bu akşam çok kral maç var gol atman lazım atar biz. Elhamdülillah atarız benim aile hep golcü. Bir şey olduğunda sıkıştırdın mı elhamdülillah yapıştırayım kesin. Su... Alp. Çok iyiydi. Evet, çok iyi. Abi, iyi. Evet. Adamımsın. Kafa razı olsun. Eyvallah. Geriye mi? Sebep? Adam tip maymun ya, korktunuz değil mi? Arka tarafta yakın plandan çekim almaya kalktılar. Uzaktan çekti, yakından çekti bir de uzaktan alayım. Abi dedim bu tip maymuna benziyor zaten. Uzaktan da aynı, yakından da aynı. Lisedeyken bir kız arkadaşım bana dedi ki sen dedi ne kadar İbrahim Kutlay'a benziyorsun dedi. 3 saat aynada kendime baktım. Abi keseyim mi devam edeyim sürekli gözlerimin içine bakıyorsun. Hani sürekli dur yapma. Elinde su kaldı da. Ha. Gaza gelmek çok kötü bir şey var ya. Üniversite zamanı sınav final haftaları öğretmenlerin kesinlikle intikam zamanıdır. Sınava girdiği zaman hocaların hepsinde bir psikoloji var. Giriyor içeri, evet arkadaşlar herkes defterleri, kitapları kaldırsın. Yalnız Mehmet sen oradan kalk buraya geç. Sebep? Kalk oradan oraya geç sen oraya geç.
Ulan zaten açlıktan gebermişik, kafa yok. Öğrenci, üniversite öğrencisinin hepsi açtır. Ben sana samimi söyleyeyim. Tut abi Üsküdar'da 5 oda bir ev. Sok içeri 10 tane üniversite öğrencisi. Açlık, hırs, intikam, aşk, ihanet alayı orada. Survivor Üniversite. Açlık dolu 10 üniversite öğrencisi. 05 Mehmet. Ya benim son kalan patatesi kim yedi? 06 Zeynep. Ya her şey iyi güzel de ya ben anlamıyorum. Mehmet her gün günde 10 kere duş alıyor. Ben bir duşa giriyorum haftada bir kere 10. Sebebi nedir? Ben çözemiyorum yani. ...08 Ali. Ya şimdi biz böyle oluyoruz da hacı. Acun dedi yetenek olursun, şöhret olursun dedi getirdi. Böyle bir şey yok kardeşim ya. Ağaçlık her taraf. Geçen hafta Dominik'ten getirmişler Hindistan. Doğru doğru bir yere kadar. İhsan olduk hepimiz be ya. Ha? Öyle olmaz Acun Efendi. Dominik'e benzemez bura. Üniversite öğrencisiyiz biz. Nerede bizim burs? Fatih hoş geldin. Hoş geldik. Ne iş yapıyorsun? Ben üniversite bitti. Askere gitsektim almalılar. Orada da şanssız çıktım. Öyle mi? Sonra gideceksin yani. Sonra evet sonra gideceğiz. Peki hangi üniversite bitirdin? Samsun 19 Mayıs Üniversitesi. Bakma ben 2 yıllık muhasebe okudum. Ayrı bir şey de. Muhasebe hiç mi? Öyle alkışlanacak bir tarafı yok. Millet yiyip içiyor biz hesabını tutuyoruz. Hiç öyle köyük bir tarafı yok yani. Harikayım, muhasebeciyim. Ne bir şey yok yani. Samsun'dan buraya nasıl geldi? Samsun, İstanbul Mulas teyze dahil. Teyze dahil yani. Tamam. Unutamadım, yemin ediyorum. Gençliğimi çaldı. Fatih, kesinlikle rahatsın. Eyvallah. Biraz daha hani... Geliştirmem gerektiğini yeteneksizsiniz de değil de... bir sahnede şov yapıyor olsaydın daha hani... Hoş espriler yapıyor olabilirdi. Alp! Alp bir saniye bakar mısın? Ben suyu alıyorum, yorumları dinle. Özür dilerim. Artık bitirdin ne suyu ya? Bir de kahve söyleyelim. Yok estağfurullah abi, Allah razı olsun. Bakın evet. Gerçekten çok Fatih, evet. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Aslında kötü değil. Beğendiniz mi? Çok çok iyi de değil ama iyi. Tabii şimdi senin önünde başka bir stand-up biliyorsun. Evet, o var, çok iyiydi. Ama sen de bana bir ışık verdin, vermedin değil açıkçası. Tabii başlangıçta biraz sorun yaşamamız normal çünkü seni tanımıyoruz. Evet. Stand-up kolay bir iş değil, ağır bir iş. Yani hiç kimse seni tanımıyor. Yani bu kitleyi bu kadar kısa sürede olayın içine almak, onlarla beraber hareket etmek çok kolay bir iş değil. Kesinlikle kötü değilsin, iyisin. Çünkü bu kadar salonla irtibata geçtiğine göre abi bunun sonu iyisin hayra yani. Gidecekse bak. Yapıcı konuşmalardan sonra. Hayır. Ben kesinlikle ilk tur için yeterli görüyorum. Başarılısın ama Hülya'ya da katılıyorum. Gelişecek. Mutlaka kademe atlaman lazım. Yani Fatih ben şöyle düşünüyorum. Böyle birkaç cümleyle seyirciyi güldürebilen bir insanda her zaman bir yetenek vardır. Peki oynamaya geçelim Sergen. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben de evet diyorum, üç evetle uğurluyoruz.